Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Kalbinizde ne geçiriyorsanız, gönlünüzden ne geçiriyorsanız, aklınızdan ne geçiriyorsanız, Rabbim böyle tez vakitte gönlünüzden geçirdiklerinizi kabul etsin inşallah. Rabbim böyle arkadaşlar önce sağlık nasip etsin. Burada niyet ettiğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz ve videonun sonuna kadar bana eşlik ettiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun canlarım. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun diyerekten yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa kanalıma abone olan izleyenlerimin şifalanması niyetiyle geldim arkadaşlar. Sizler de yapacağınız tek şey kanala abone olarak, beğeni yaparak, yorum yaparak niyetlerimize, dualarımıza, şifalanmamıza talip olabilirsiniz arkadaşlar. Buradan aldığınız, dinlediğiniz her ne olursa olsun hiçbir şekilde ücretli değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Bütünün hayrına olsun diyerekten yıldıznamemizi açalım. Kişisel bakımlarımız şu an için yok arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Biraz böyle sesimde sıkıntı olabilir. Malum hava şartları. İzmir'de de böyle bir rüzgar, bir sıcak. Alerjik yapıda olan kişileri etkiliyor. Bunların arasında da ben varım. Bunun için de nacizane özür diliyorum arkadaşlar. Ama enerjimizde emin olun ki hiçbir şekilde yavaşlama olmayacak. Bakalım sizleri neler bekliyor. Geçmiş gelecek yapacağım arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Aranızda böyle yaş farkı ya da yaşça büyük biri sizde bir sıkıntısı olduğunu ve bu kişinin sizden böyle yaşça büyük, aranızda böyle yaş farkı var. Böyle bir kişiyle bir sıkıntı yaşamışsınız. Ciddi anlamda problem yaşattığını ve sözleriyle, bakışlarıyla, yaklaşımıyla sizi böyle biraz fevrileştirmiş ve bu süreçte bir bayan olarak gözüküyor arkadaşlar. Ama şunun doğrultusunda bu bayan kumral tenlere yakın. İsminde R-A-E-M-N-S-F harfleri olabilir isminde. Ailenizle ya da size yakın kişilerle sizin uyum enerjinizi düşürdüğünü gösteriyor. Bu bayanla bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşma öncesi gerçekten çok haklısınız. Çünkü birikmiş olan yutkunmakta zorluk çektiğiniz bazı durumlar var. Bu bayan arkadaşlar göbeği gözüküyor. Göbekli bir bayan. Bu konuşma sizin hayrınıza olacak. Ve çok emek verip karşılığını bir türlü alamadığınız, sizden hep daha fazlasının beklendiği ve bu çok fazla ciddi bir problem olduğunu, ama şunu da belirtmek isterim ki o kadar çok şey sizden bekleniliyor ki ona rağmen sorumluluğunuzu eksik etmemişsiniz. Bu kadar olaylara rağmen siz gerçekten burada böyle sevginizi, saygınızı korumuşsunuz. Ama siz ne yaptıysanız karşılıksız yapmışsınız. Siz burada birçok şeyi yaparken sürekli size burada sorumluluk, sürekli size burada menfaati uğruna sıkıntı veren kişilerin nankörlüğü de yansıyor. Çok mükemmel bir şekilde ama bu o kadar böyle naif bir, zarafetli bir yapıya sahipsiniz ki kırmamak adına kendini de kırmış olduğunu gösteriyor. Ama kalbinizdeki o neyse niyetinizde gözyaşı akıttığınız, kalbiniz ağlıyor, kalbiniz resmen ağlıyor. O gözyaşı akıtıp kalben istediğiniz her neyse böyle bir arkadaşlar 20 rakamını aldım, mühürledim deyin. Öyle bir sistem vardır ki size böyle belli etmez ama öyle bir ilahi adalet vardır ki arkadaşlar. İşte şimdi ilahi adalet bir şeyleri artık burada sizi rahatsız eden durumlardan tutun, o çoğalan kırgınlıklarınıza kadar hissettikleriniz, çok fazla üzülmüşsünüz. Kimle enerjim tuttu bilmiyorum ama o dert ettiğiniz, o canınızı sıkan problemler, aldığınız yükler, maddi manevi omzunuza binen sıkıntılar, öyle bir adalet gelecek ki
Bu adalet çok güzel bir şekilde tecelli edecek. Çok güzel bir şekilde tecelli edecek. Özellikle işten çıkarıldıysanız, haksızlığa uğradıysanız ve saf dışı bırakıldığınız, arkanızdan türlü türlü numaralar, oyunlar, hileler, yüzünüze başka, arkanızdan başka işler çeviren, sırf menfaati uğruna sizleri kullanan kişilere kadar ve buradaki iş arkadaşlarınız da olabilir. Belki bir işverensiniz, belki de bir patron yöneticisiniz, bilemiyorum ama burada iş arkadaşlarınıza kadar, elemanlarınızın buradaki durumlara kadar huzur bulamayacağınız, artık sıkıntıya düştüğünüz, ben ne zaman mutlu olacağım dediğiniz süreçler var ya, hep huzursuzluk, sıkıntı, işte bunlarla bağlantılı olarak bunlarla alakalı huzur gelecek. Bunlarla alakalı adalet yerinde ve vaktinde, saatinde işlediğini göreceksiniz. Özellikle hakkınız olan ve elde etmeniz için büyük bir hesaplaşma zamanı arkadaşlar önümüzdeki hafta itibariyle diyor. Bu süreçten kazançlı çıkmak istiyorsanız lütfen öfkeyle, lütfen yıkıcı eylemleri izin vermeyin. Rica ediyorum, sakin de kalın. Çünkü burada siz çok hassas, siz çok naif ve zarafetli bir kişiliksiniz. Siz kırdığınız zaman sonrası üzülen ve bunu dert eden hasta olansınız. Yani sizi kıranlar üzülmemiş. Sizin burada canınızı acıtanlar, nankörlük edenler, bir elleri böyle yağda balda yemişler, içmişler, geçmişler, eğlenmişler. Üçüncü şahıslar katılmış. Sizin hakkınız hep burada devre dışı bırakılmış. Ama ilahi adalet bunları önünüze getirecek. Artık bu durum her neyse uyarlayarak lütfen dinleyin. Şöyle bir yorumlamak gerekirse arkadaşlar, duru görü hislerimle belirtmek isterim ki şimdi burada şöyle bir durum var. Geçmişten bu yana eksik kalan, hayatınızda hangi konuyla alakalı eksik kaldınız ya da kimler için feda ettiniz, burada kimler için bir şeyleri ertelediniz, bu işleriniz olabilir, özel hayatınız olabilir, evliliğiniz olabilir, taşınmalarınız olabilir, belki böyle sağlıkla alakalı bir şeydir, bilemiyorum ama bu süreç tamamlanmalara, gelişmelere, bu dönem sürprizleri peş peşe getirecek. Bir takım problemler var. En önemlisi, bir takım problemler gelecek. Ve hanenizde evcil bir hayvanınız varsa, evcil bir hayvan almak da istiyorsanız, lütfen evcil bir hayvanınız varsa ilk önce sağlığına özen gösterin. Eğer ki almak istiyorsanız acele etmeyin. Burada evcil hayvan besleyen izleyenlerim, çünkü özen gösterin, sizi biraz üzebilir. Altta yatan bir sebep var. Bu sebep tamamen nazar. Ben varsa var derim, yoksa yok derim. Herkes yaşadığını, ne çektiğini bilir. Onun için de derim ki arkadaşlar, bu video karşınıza geldiyse lütfen önleminizi alın diyerek de belirtebilirim. Ama burada bu nazarın etkisindendir. Altta yatan böyle bir sırt ağrıları, adalet ağrıları, bir anda böyle kalabalık bir ortamda tartışma, sizin burada nabzınıza, sizin üzerinize gelecek kişilere karşı da dikkatli olun. Ve en önemli bir sağlık probleminiz sinir sıkışması olabilir. Bir kontrolünüz varsa, eğer böyle kontrolleriniz yoksa da yine belirtiyorum ki böyle bir durum yaşanacaksa sağlık olarak ertelemeye gelmeyin. Hayat çok kısa, ertelenecek kadar değil. Burada dikkatli olun arkadaşlar. Böyle bir baş ağrıları, eklem ağrıları gibi bir tepki. Belki burada bir durum da olabilir. Böyle bir 10 vakit duru uğraştığınız, böyle bir gözyaşı akıttığınız bir durum varsa, böyle bir 2 haftaya kadar hayırlı mübarekli bir haber alacaksınız. Bunu da belirteyim. Burada siz değerli izleyenlerim, çok düşmanlar var. Çok düşmanlarınız var. Sürekli karnı böyle şişmiş 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 konuşanlar, arkanızdan bir şeyler dönüyor. Evinizde bir şeylerin döndüğünü hissediyorsunuz. Dile gelip konuşamıyorsunuz. Sanki böyle bir basiretsizlik var. Böyle ağzınız kapanmış, kendinizi savunamıyorsunuz.
Ama lütfen kendinizi okuyun, kalben böyle güzel temiz bir niyetle okuyun. Ağzınızı dilinizi kapatmışlar, düşmanlıklar var. Sizinle burada bir bayan yaptığı bir işlem terse döndüğünü görecek ve duyacaksınız. Ama bu bayan sizinle çok uğraşıyor, size hanenize zarar vermek amaçlı ve burada sizle uğraşırken biliyorsunuz ki bir husumet böyle bir yedi kuşa etkiler. Sizin sevdiklerinizde bu negatif enerji etkiliyor. Evinizin içerisinde bir sıkıntı var, bir problem var. Bu bayan böyle bir arkadaşlar suratına zaten kalbinin kötülüğü, pisliği yansımış ve bu bayanda arkadaşlar M harfi, N, Z, D, I'lar, F, T, M, S, O harfi var. İsminde, soy isminde olabilir. Sizinle uğraşan kişinin daha önce böyle girip çıkmış evinizin, hanenizin her noktasını bilen bir karakter. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Uzak bir yerden böyle arkadaşlar böyle bir 3-4 katlı bir evden size negatif enerji gönderiyor. Bunlar sizin niyetiniz arkadaşlar. Geçmişte anne eviniz, belki baba evinizde bir hatırlayın. Büyüklerinizle konuşun. Böyle bir 3-4 katlı bir binada oturan size şu an uzaktan uzağa bir negatif enerji çalışması yapıyor diyor yıldıznamemiz. Bu uğraşmaya şu ana kadar devam ediyor. Zarar vermek amacı size zarar vermek, işlerin, kazancın, özel hayatın, sevgi ve muhabbet yönünde burada sevdiklerinizle kırılmış, sevdiklerinizle ayrılık düşsün diye yapılmış, bulunduğunuz yerden gitmeniz adına yapılmış ve planlarınız rast gitmesin, işleriniz, kazancınız yoluna girmesin diye aslında bir rekabet var burada ve bu rekabet, bunlara lütfen dikkatli olun. Böyle bir şey hatırlıyorsanız dikkatli olun. İşlerine, kazancınıza kadar evladınız varsa bile evlenmesin diye, huzur olmayın diye. Bu hasetlik, fesatlık, öfkeyle kalkan arkadaşlar zararla oturur ve zararın ziyanını görecek diyor yıldıznamemiz bize. Bu size karşı yıldızı çok zıt, ağzı çok kalabalık olan iri gözlerde biraz kumral tenlere de yakın ama böyle bir bu kişiye dikkat edin. 4 defa negatif çalışmış. Vücudunuzda yanmalar, burada bir bayılmalar, unutkanlık hissi, sinir, öfke problemi. Yani böyle bir talihsizlik yaşıyorsunuz. Bu 5 vakittir. 5'li bir vakit arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. 5, 15, 25, 5. ay olabilir. 2005, 1995, 2015. Yani buradaki durumlara bir bakın. Buradaki 1995 doğumlu olabilirsiniz. 85 olabilirsiniz. 2005 olabilirsiniz. Konu menfaat, para ve sizi ayırmak, koparmak. Bu kişinin karın ağrısı bu olduğunu ben hissediyorum. Kıskançlık diyor. Ama bir kısmınızın üzerinde bir koruma var. Ya yazdırdınız ya da ayetlerle kendinizi koruma altına aldınız. Bilemiyorum ama çok güçlü bir korumanız var. Size zarar ve ziyan gelmemesi adına izin vermiyor. Çok güçlü bir hisse sahipsiniz. Çok güçlü bir hissiniz var. İlahi adalet sizi de koruyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Siz de bilinçlisiniz, siz de böyle mantıklısınız ama bazı durumlarda sizde sıkıntı, sizde sadece böyle kendini ifade edememek oluyor. Bu da böyle ağzınızın, dilinizin bağlanmasıyla alakalı diyor yıldıznamemiz. Şimdi burada bazı şeylerin bilincindesiniz, aslında farkındasınız. Çok dualarınız ve adaklarınız var. Bunların kabul olması ve bu elinize öyle bir şans gelecek ki bu şansı çok iyi değerlendireceksiniz. Kendinize güvenin, yavaş yavaş yükseleceğiniz, makam rütbe sahibi olacağınız ve muradınıza ereceğinizi ve bir terfi atama, bir mahkeme atama bilmiyorum ama sonunda bir zaferiniz var. Ben bunu hak ettim diyerek sevinç gözyaşlarınız var. Para size doğru geliyor. Maddi yönden böyle bir rahatlama, maddi yönden desteklemeler, burada ödemelerle ilgili sıkışıklıklar, burada bir kolaylık, arkası bir selamete kavuşturunuzu
Sevdiğinizle burada özellikle bir kalp var. Sevdiğinizle daha keyifli, sevdiğinizle bu dönem daha muhabbetli, geleceğe yönelik burada böyle bir planlar yapacağınızı, maddi yönden sevdiğinize de bir destek gelecek, iş değişikliği olabilir. Ama kendinizi çok rahat hissedeceğiniz, gelecekle alakalı bir ödül yaşanacak. Aydınlık geliyor, ferahlama geliyor. Aranızda böyle bir sıkıntı, problem, tartışma, aslında aranızda yaşanan kıskançlıklarla alakalı durum her neyse bunlarla şifalanacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki sevdiğinizde çok keyifli, güzel bir süreç, güzel bir iletişim, dargın ve küs olanlar barışacak ve burada böyle arkadaşlar 22 rakamı yansımış güzel bir hamleyle gönül alınacak. Bu kişi sizin gerçekten her yönden çok beğeniyor. Aslında bir zaman bunun yüzünden bocalamaya düşmüşsünüz. Beni beğenmiyor, imajını, belki stilini bilmiyorum ama sırf onunla alakalı, kendinizle alakalı birçok şeyi değiştirmeye kalkmışsınız. Aslında sevdiğiniz de kul hakkına girmiş. Ona kırgınsınız ama böyle bir pozitif enerjiyle İlahi adalet değişecek, yumuşamalar, gelecekle alakalı görüşmeler, konuşmalar, somut bir gelişmeler olacak. Evliliğinizde bu sıkıntı yaşanıyorsa, evliliğinizde iletişim problemi varsa, üçüncü şahıs daha varsa, soru işaretleriniz varsa, çocuklarınızla alakalı eğitim, kariyer, iş, burada gelecek kaygısı yaşıyorsanız bir konuşmanız olacak. Burada bir çekirdek aile var. Böyle 3-4 kişinin oturacağı, herkesin tek tek konuşacağı, rahatsız olduğunuz, hoşuna gitmeyen, sizi iyi hissetmeyen, size sıkıntı veren durumları, bir taşınma kararı da alabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Birinde de bir bağımlılık var. Bu da sizi çok üzüyor. Ve bazı şeyler olgunlukla karşılanacak. Siz aslında şunu çok net belirteyim ki evliyseniz evliliğinizi, eğer ki böyle sevgiliniz de var ise siz ondan daha çok olgunsunuz. Arada yaşanan art niyetlilerden, araya giren üçüncü şahıslardan kaynaklı tartışmalar sizi çok ciddi yormuş ve hep dengeyi siz sağlamışsınız. Onun tarafından da nankörlük görülmüş. Bunlar böyle bir çekilmeye başlayacak ve yani şunu da belirteyim ki çekilecekler ama ve gerçekten burada biri var, çok fazla diretiyor. Yani sanılan dert ettiği hani böyle bir şey var ve bu siz kendinizi anlatıyorsunuz ya. O dert ettiği kişi kim ise o durum bir şey var. Bu sevdiğiniz ve işinizin ailesiyle siz haklısınız. O da bir şey sandığı gibi çoğaltıyor, dert ediyor. Böyle bir sıkıntı yaratıyor. Ama bu konu her neyse arkadaşlar sizi yormuş. Aslında haklısınız. Karşı tarafında gözüne bir perde mi inmiş, sizi mi savunamamış, bir tartışma, şu an bir durağan enerjilik var ama ferahlayacaksınız uzun lafın kısası. Huzuru da bulacaksınız. Bolluğu, bereketi bulacaksınız da bu kişi sandığı gibi değilsiniz. Büyük ihtimal sizi istemeyen biri, birinin dedikodu etkisi altında kaldığınızı, size bu yüzden böyle kaldığınız sıkıntılı yaklaşıyor olabilir. Belki de böyle sizi tanıdığımda sandığı gibi de çıkmayacak olabilirsiniz. Bunları böyle Rabbim böyle yaptığı hataları günahlarını görüp günahlarından tövbe etmeyi nasip etsin. Çünkü kimse kimsenin hakkına giremez. Rabbim bizleri özgür yaratmış. Rabbim böyle cehaletten, önyargılı, kibirli eleştirilerden koruyup kollasın diyorum. Sizlere güzel bir yorumlama yapıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Üzerinizde bir kasvet var. Böyle bir boynunuz bükük kalmış olduğunu hissediyorum. O, üzerinizdeki o sıkıntıyı atamıyorsunuz. Bu durum sizin gerçekten iş dünyanızı zorluyor, ruh halinizi zorluyor. Fiziken, ruhen, duygusal anlamda çok zorlanmış olduğunuzu gösteriyor. Ama bu kasvet geçici olarak olduğunu size belirtebilirim. Haneniz üzerinde bu kasvet dağılacak. Siz değerli izleyenlerim, özellikle böyle bir bunalmışlık, böyle bir tat almama, böyle bir sıkılma enerjileri üzerinizde mevcut. Bu sıkıntılık, bu enerjinizi iyileşmeler, değişmeler başlayacak.
Önünüzde 3 tane haberiniz var. Bu 3 tane haberin denk gelmesi demek, bu dönem içerisinde böyle peş peşe alacağınız haberler var. Bu haberler anahtarla, eşle ilgili olduğunu gösteriyor. Ve burada çok istediğiniz, belki sahip olmak istediğiniz ya da hayalini kurduğunuz, acaba olur mu dediğiniz, olursa nasıl olur diyerekten böyle iş dünyanızda, zihin dünyanızda konuştuğunuz, hala sorduğunuz konuyla alakalı haberler var. Biraz sabırsızlandığını burada hissettirse de, burada kara kara düşündüğünü bana hissettirmiş olsa da, burada ne zaman olacak, ne zaman ben gün yüzü göreceğim ya da bu haber ne zaman gelecek, muradıma ereceğim diyorsanız, düşündüğünüz her neyse, burada şunu da çok net belirtmek istiyorum ki, böyle bir arkadaşlar 23 rakamı çok net yansımış. Mühürleyelim, aldım, kabul ettim diyelim. Böyle bir niyetiniz belki olsun arkadaşlar. Rabbim böyle 23 rakamını böyle sizlere bir gözlemleyin. Bu haberle alakalı artık böyle derinden sıkıntı yaşadığınız konuyla alakalı bir göz aydınlığı geliyor sizlerle izleyenlerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Biraz böyle sohbet ederken arkadaşlar, videodaki yorumları yaparken böyle bir dürüstlük düşmesi yaşıyorum. Videoda zaten çok fazlasıyla belirttik, bir kötü enerji var. Lütfen bundan arının. Nasıl arınacağım diye de bilmiyorsanız eğer yorumlara yazın, yardımcı olayım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın, olur mu? Hoşça kalın.